Tarih 22 Haziran 1998. Orta 3'te okuyorsun. Yaz tatili için ailenle Erde'ye geldin. Orta halli bir işçi ailenin çocuğusun. Her şey çok ucuz. Her şey. Tarkan yeni yeni şöhret olmuş. Kaya'nın şarkılarıyla aşık olduğun kızı düşünüyorsun. Karnen orta halli olsa da baban kıyamamış, bisiklet almış sana. Heyecandan ölmek üzeresin. Haftaya grup merdiven konseri var. Dışarıda sadece Türkçe konuşuluyor. Kimse kimseden o kadar da nefret etmiyor. GDO yok mesela. Karpuz, karpuz gibi, salatalık, salatalık gibi kokuyor. Annen ya da baban ölmemiş. Herkes genç ve sağlıklı. Akşam Sine5'te haftanın galası var. Evde tek başına ikiyi izleyeceksin. Heyecanlısın. En büyük hayalin bir Walkman'e sahip olmak. Ay'a gitmeyi de istemiyorsun ama aydınlık bir geleceği hayal ediyorsun her gece yatmadan. Kim bilir, belki de uluslararası çapta bir iş insanı olacaksın. Ya da bilim insanı ve dünyayı gezeceksin. Kasetli Atari'de Mario oynamak en büyük tutkularından biri. Yazın kokusunu, denizin sesini en masum haliyle kasıklarında tutkuyla hissediyorsun. Aşık olabilme yeteneğin hala devam ediyor. Henüz kimseden kazık yemedin ya da terk edilmedin veya aldatılmadın. Karşı cinse karşı tüm güvenin hala sağlam. Yosun kokuları dans ediyor ruhunda. Etrafta hiç bina yok. Her yer bakir. Tek tük deniz kabuğundan yapılan objeleri satan küçük standlar var. Bir de tenekede midye yapanlar. Eylül gelse de okul açılsa diye heyecanlanıyorsun. Ama tatilde çok tatlı geliyor sana. Hem Eylül demek, kış demek. Kış dediğin zaman da sobada kestane, TV'de varsayalım İsmail ve tatlı kaçıklar demek. Bunları düşünürken uyuyakalıyorsun. Gözlerini gece yarısı açtığında baban seni yatağına yatırmış oluyor. Tatlı şaşkınlıkla uykuna devam ediyorsun ve uyuyorsun, uyuyorsun, uyuyorsun. Tüm bu anlattıklarım tanıdık geldi mi sizlere? Şarkıda dediği gibi Munga'nın sözleri. Henüz çerçeveler boşken ve kimse henüz ölmemişken. Eskidendi, eskiden. Bir ülke, Türkiye hayal edin. Senetle ayakkabı alabildiğiniz, kredi kartlarına insanların batmadığı, dışarıda Afganlı, Suriyeli, Rus kalabalıkların, değişik dillerin telaffuz edilmediği bir ülke. Pop müziğin bile kaliteli olduğu, yiyecek içeceğin ucuz ve kaliteli olduğu bir Türkiye. Cebindeki 3 kuruşla bir top kek almak için veya bir bisküvi almak için saatlerce düşünmediğin, ailenle dışarıda da yemek yiyebildiğin, karnını doyuran turistlere kıskançlıkla bakmadığın bir ülke. Evet, kıt kanaat geçinebildiğin, kaliteli ve huzurlu yaşayabildiğin bir ülke. Ev ve araba alabileceğin bir ülke. Düşlerini gerçekleştirme ihtimalinin olduğu bir ülke. Bunca faili meçhuller varken yine de geleceğinin meçhul olduğu fikrine kapılmadığın bir ülke. Work and travel veya herhangi bir programla mülteci muamelesi görmeden daha kolay ama yine de zor bir şekilde dünyayı gezebileceğin bir ülke. Mesela uçak biletlerinin çok ucuz olduğu bir ülke. Dostlar, ben bu kanalı siyasetten uzak büyüttüm ve elimden geldiğince de siyasetten kaçıyorum, sevmiyorum, uzak duruyorum. Bu video bir eleştiri değil, bir hatırlatma. Eski olan her şeye dair ve çocukluk kadar eski yaşayışlara ve aşklara. Bayramlarda hatırlar mısınız? Kıyafet almaya çıkılırdı ailecek. Ve döndüğünde Arefe günü TV'de Cehennem Silahı oynardı. Rahmetli Alev Sezer'in seslendirmesiyle. Mavi Ay vardı, Bruce Willis vardı bir de. Onu da Alev Sezer seslendirirdi. Hatta Bruce Willis bile kendini Alev Sezer kadar iyi seslendiremezdi. Peki hatırlıyor musun? İlk elini tuttuğunu, senin öpemediğin sevgilin de o. Öpemez utanırdın. Cep telefonları yaygınlaşmamıştı. Ev telefonundan bile arayamadığın sevgilini gördüğünde çözülürdün. Dökülürdü sevgilerin caddeye. Telefonlarda kameraların, selfilerin olmadığı, insanların kitap okuduğu, birbirlerine karışık kasetler hediye ettiği, hatta MP3'ün olmadığı, saatlerce radyo başında sevdiğin şarkı çıksın diye beklediğin, çıkınca heyecanla kaydedebildiğin bir yerdi. Sosyal medya yoktu. Kitap festivalleri olurdu. Hatta şehirlerin festivalleri olurdu. Konserler olurdu. Grup gün doğarken merdiven, bulutsuzluk özlemi, büyülü yelkenli, daha neler neler. Şairler, yazarlar. Milli maçlarda bir olurduk yolunda Tarkan'la. Henüz ötekileştirilmemiştik. Ansiklopedi setleri satılırdı. Hatırladın mı? Meydanlar usu. Gazeteler müzik setleri verirdi. Kuyrukta beklenirdi. Hatta tencere tava bile verirlerdi. Onlar için de beklerdik. Ve heyecanla beklerdik. Mutluyduk be abi. Grup Vitamin vardı. Allah rahmet eylesin. Gökhan Semiz efsaneydi ve hala hayattaydı.
Öyle ya da böyle, komedinin ve mizahın dehası Ferhan Şensoy vardı. Mesela varsayalım mutluyduk. Boş gezen ve kalfasıyla, Konfüçyüs düşüncesini anlatan dizileriyle, Kanal D televizyonunda Bağımsız Federe Ferhan Şensoy TV adlı programıyla, yine Sinebeş'te de izlediğimiz Ferhan abimizdi. Bir demek tiyatro vardı, Mükremin abimizdi, bizden biriydi. Hayat Ağacı, Bizimkiler, Cesur ve Güzel, entrikalarla dolu diziler yoktu mesela. En entrikalısı Kara Melek vardı, o da bir yere kadar. Evlendirme programları da yoktu. Beğendiğiniz biri varsa malınıza mülkünüze bakmıyordu. TRT'de Bizim Ev dizisinde Cüneyt Arkın'ı izlerdik mesela. Cüneyt Arkın'ın buzdolabına tekme attığı ve tekme atarken de çekimler sırasında bacağını kırdığı o meşhur reklamı vardı. TV'de sansür ne gezer? Ne içki ne sigara sansürlü değildi. Kırmızı puantiyeli filmler vardı gece yarısı. Ya düşünsenize, o filmler bile masumdu. Pazar günleri TRT'de Western filmleri yayınlanırdı. Yine TRT'de Atatürk'ü hatırlatan Atatürk Diyor Ki yayınlanırdı. Barış Manço ve Dönence, hatta 7'den 77'ye vardı. Çocukluk hayalimizdi katılmak. O plastik oyuncaklardan alabilmek için. Hatırladınız mı? Barış Manço'yu bir kere yakından görebilmek için hepimizin kalbi pır pır atardı. Çocuktuk. Çocuktuk ya. Hem de çok güzel çocuktuk. Sokaklarda abiler, ablalar gitar çalar. Herkes ilk önce Nothing Else Matters'ı öğrenirdi. Ve Nothing Else Matters'la kulaklarımızın dibine vururlardı. Henüz kirlenmemiştik dostlar. Ve ucuzdu her şey. İnsan emeği yine ucuzdu ama kredi kartlarına teslim olmamıştık. Esnaflık vardı mesela. Bugün bir yere gittiğinizde kredi kartına taksit yapabiliriz diyorlar. Ama kredi kartı alabiliyor musun diye sormuyorlar. Veya nasıl ödeyeceğini sormuyorlar. Çünkü banka onlara zaten ödüyor. Henüz kirlenmemiştik abi. Ve her şey ucuzdu. Mesela Salda Gölü bembeyazdı. Mesela şu anda Kız Kulesi'ne baktınız mı? Çok kötü bir halde. Geçmişi canlandırıyoruz dedikleri, tekrar yaptıkları restorasyon aslında bizim Kız Kulesi'yle olan bütün hafızalarımızı da resetledi, sildi. Kız Kulesi'nin taşlarında hep anılarımız vardı. Kız Kulesi kendi orijinal alıştığımız formundaydı. 20 sene öncesi toplumsal hafızamızı canlı tutan mekanlar yok edilmemişti. Bereketi vardı her şey. Eski Türkiye'ydi bu. Keşke hep eski kalsaymış. Ama geri sarılamıyor zira hayat bir Moğollar şarkısı gibi. Cihat abiye buradan selam olsun. Büyümek o zamanlar en çok istediğimiz şeydi. Büyüdükçe kaybedeceğimizi bilmiyorduk. Sevdiklerimizi, paramızı, hayatlarımızı. Saça her ak düştüğünde biraz daha tarih oluyormuşuz meğer. Tarih olan tarihimize selam vererek. Peki uyansan şimdi o zamanlarda, bu kabustan uyandığın için sarılır mıydın o zamanlara ve sevdiklerine? Sorarım sana.